Çarşılara dolaşıyorum. Dolaştın gari, akşam oldu. Bay bay. Bay bay, bay bay. Rahatsız ameliyat ettireceğim. Onda kaldı, hastalandı. Taraya git sen gene. Oğlum deme. Güzel konuş. Güzel konuş. Sana yakışmıyor. Hadi. Oğlum, paşam. Gülüm. Bir tanem. Nur tanem, gül tanem. Memduruz, yemek hazırlayıp geliyor. Hazır varsa çarşıda alıp geliyor, yediriyor. Hayır evlerinde varsa oraları götürüyor bazen beni. Bazen götür, ben de yok, götürmüyor. Annemin günlük yemeğini yediriyorum, banyosunu ettiriyorum, gezdiriyorum. 90 yaşında. Bazen çıkar beni oğlum diyor, duramıyor. Çıkarıyorum, arabası var, ona bindiriyorum, gezdiriyorum, açık getiriyorum, ondan sonra yerini koyuyorum. Onu bakmayı ben kendime görev edindim. Çünkü annemin başka, benden başka bakanı yok. Beraber duruyoruz ikimiz. Ben bakmasaydım huzur evine gidecekti. Yani canım yani şey etmedi, el vermedi. Kendim bakıyorum. 10 senedir ben anneme bakmaktan dolayı işe gidemiyorum. Evlenemedim. Yani anneme canım kurban olsun. Cennet annelerinin ayağının altındadır. Biz de bir gün bu yaşa geleceğiz, biz de böyle olacağız. Ne oldum deme, ne olacağım diyeceğim. Örnek hayırlı bir evlat, 10 yıldır bakıyor gece gündüz. Annesini yıkıyor, banyo yaptırıyor, altını alıyor. Yiyeceğin şişen getiriyor. Ve kendisini adadı annesine. Ve evlenmedi. Şu anda bekar. Örnek bir hayırlı bir evlat. Bütün evlatların böyle olmasını istiyorum. Buyurun şunu. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Anne. Anne, oğlun sana bakıyor mu? Bakıyor oğlum. Memnunsun değil mi oğlum? Allah razı olsun. Memnunum. Tamam. Olmasa ben kim bakacak? Aç bakalım anne. Afiyet olsun. O zaman bu ya. Olsun, bir iki kırat. Sen? He? Sağ ol, bir yerde. Kahveye girerdim, kağıtları alırdım, oyun oynadım diyordum. Evde oynadım evde. Ne yapıyordun ona? Hala evde vardı. Nasıl? Al kızı derdim, ver poposu derdim. Salla. Mehmet Bey, babaları, dedeleri komşumuz olur. 10-15 senedir annesine bakıyor, annesi bakıma muhtaç biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi el arabasına taşınıyor. Bir kız çocuğu bu kadar bakmaz yani. Her evlat da bu şekilde bakmaz anaya babaya. Çok merhametli bir evlat yani, ben öyle görüyorum.